Türkiye'nin mega değişim sitesi. Gökhan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayın kazaları. Yayın kazaları. Evet. Oluyor öyle. Çünkü Instagram'ın şöyle bir şeyi var aslında. Handikapı var canlı yayınlarda. Terste kalmışsınız da bir yayın öncesi aslında bir kendimizi görsek şöyle bir hani bakabilsek. Evet. Onu yapmadan ben bile bazen kendimi canlı yayında buluyorum ve ondan sonra görüyorum arkamdaki bir şeyleri. O yüzden artık arkamı boş bırakıyorum. Neyse kitaplarımı görmüş oldunuz. Gördük. Çekim yasası gördük. Konumuz oydu zaten. Evet. Öyle. İsterseniz seyircilerimiz biraz sizi görsün diye biraz telefonu uzaklaştırabilirsiniz kendinizden. Çünkü yüzünüz yarım gözüküyor. Daha mı iyi böyle? Biraz daha yani evet böyle. Yani şey varsa, tripod varsa elinizde biraz aşağı indirebilirsiniz kendinizi. Yok ben biraz yükselttim. Şeyi biraz indirebilirim. Tripod da var ama. Tamam. Şu anda nasıl? Bence iyi mi? İyi. Tabii. Tamam. İlişkilerden bahsedeceğiz. İzleyicilerimiz sizi görsünler. Evet, ben biliyorum çünkü yayın öncesi konuştuk zaten sizinle. Gerçekten çok keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Yayın öncesi çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Hatta ondan bir yayın çıkardı aslında evet. Ama. Evet, olurdu ama artık. Neyse bu yayına inşallah olacak güzel sohbetimiz. Ben biraz takipçilerimize zaman tanırken sizi tanımayan takipçilerimiz için sizi tanıtmak isterim aslında. Tamam. Hemen hızlıca tanıtayım o zaman kendimi. Tabii. Gökben Gönültaş'ta. Buyurun. ICF yaşam koçuyum, profesyonel koçum, kişisel gelişim danışmanıyım. Yıllarca aslında kurumsal hayatta çalıştıktan sonra kızım dünyaya geldi ve onun dünyaya gelmesini takiben ben ona katkı olmak üzere bir arayış içerisine girdim. Orada da bir rahatsızlık geçirmiştim. Sonra yolum bir koçluk akademisine düştü. O koçluk akademisinin kapısından bir girdim, bir girdim diyelim. Nihayetinde oradan eğitmen olarak ayrıldım. Sonra ilmin bilimin bir sınırı olmaması nedeniyle nefes koçluğu, nümeroloji, EFT gibi pek çok eğitim bunu takip etti. NLP Master'ım aynı zamanda. Hani hangi birini sayayım? Evet, ben bilmiyorum. Ben sizinle yayın öncesi konuşurken takip edemedim. Yoga eğitmeniyim, yüz yogası eğitmeniyim. Yani hani pek çok eğitim birbirini takip ettim. Nihayetinde bunu bir bilimle desteklemek üzere psikoloji eğitimleri de almaya başladım. Klinik psikoloji eğitimleri de alıyorum. Hani ilimle desteklemek üzere yola çıktım. Çünkü bu alanı o kadar çok sevdim ki hobi olmaktan artık çıktı benim için yakında bir meslek olarak da icra edeceğim. Ediyorum da aynı zamanda. Hatta gelecek dönemlerde işte eğitimlerin olacak Temmuz ayında. Hatta sizinle de konuşmuştuk bu eril dişil enerjilerle biraz kadın simyası gibi işte bolluk bereket gibi bazı eğitimlerimiz olacak. Bununla birlikte ben hepgezelim.com'da yazılar yazıyorum. Orada hem seyahat yazıları yazıyorum. Aynı zamanda seyahat etmeyi çok seviyorum. Çünkü seyahat özgürlüktür düşüncesinden yola çıkarak aslında kendimizi bulmanın, bilmenin bir tek yolu yok. Farklı kültürleri, farklı insanları tanımanın da bize çok fazla şey kattığı düşüncesiyle seyahat ediyorum ve yaptığım seyahatleri de yazıyorum. Bununla birlikte orada bana bir sağ olsunlar psikoloji sayfası da açtılar. Daha doğrusu kişisel gelişim sayfası da açtılar. Orada kişisel gelişim yazıları da yazıyorum. Hatta geçen hafta bir yazı dizisine başladık. İlişkilerle ilgili bugün de konuşacağız. Ve her hafta orada ilişkilerle ilgili yazılarımı da takip etmek isteyen dostlarımız olursa beklerim diyeyim. Evet. Çok güzel. Yani daha detaylı nasıl anlatılabilirdi? Çok güzel anlattınız. Bayağı bir şey var yani. Bir dolu bir şey sizde. Ama bu akşam spesifik bir konuya yöneliyoruz. Bu akşamki konumuz ilişkiler ve çekim yasası. Evet. Peki şimdi bunun içine siz bir sürü tedavi yöntemini, bir sürü enerji yöntemini alıyorsunuzdur. Ama en önemli başlamak istersek. Şimdi benim ilişkiyle ilgili böyle yani gençliğimden kalan bir şey var. İşte kadınlar Mars'tan, erkekler Venüs'ten. Şimdi o zaman
Anlamıyordum. Öyle bir kitap. Yani. Evet. Yani kitabın ötesinde bu söylenen bir deyişti de. Tabii kitabı da var. Yani oradan türemiş de olabilir. Ama iki ayrı gezegeniz gibi anlatılan bir şey kalmış aklımda yani. Bu kadar ayrıyız aslında. Evet. Ama yani kadınlar Mars'ta, erkekler Venüs'te ve biz kadınlar Venüs'te, erkekler Mars'ta. Evet. Öyle bir şeydi. Ve biz dünyadayız. Şimdi dünyada iki ayrı gezegenden dolayısıyla demek ki insanlar var. Ama bunların bir arada ilişkileri var. Şimdi bu nasıl oluyor? İki ayrı gezegen bu dünyada bir ilişki kuruyor. Ve nasıl gerçekleşiyor? Yani detaylarını sizden dinlemek isterim. Tamam. Hep beraber sohbet ederek inşallah keyifle devam edeceğiz. Biz evet bugün ilişkileri konuşacağız. Bu konuya geleceğim. Bununla birlikte eğer katılımcılardan istek, yani katılımcılarımız da isterlerse konunun sonunda arzu ettiğin kişiyi hayatını nasıl çekersin başlıklı bir meditasyonumuz olacak. Aa, ya da arzu ettiklerini hayatına nasıl çekersin, bir bolluk bereket olur, işinde yükselme olur. Lakin hani bugün konumuz kadın erkek ilişkileri üzerine olduğu için arzu ettiğiniz zaman genel bir meditatif çalışmamız da olacak. Evet, ne demiştik? Takipçilerimize söyleyelim. Meditatif çalışmamızı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın, istiyoruz diye. Evet. Ona göre evet. Yayının son 15 dakikasını meditatif çalışmaya ayıracağız. Şimdiden belirtmiş olayım. Buyurun. Aynen, yoksa ben kaptırır giderim. Ben de giderim. Evet, de onu biz anladık evet. Bugün yayında. Yayında diyorum, konuşmada. Konuşmada, evet. Evet, ne dediniz? Kadınlar Venüs'ten, erkekler Mars'ta. Çok güzel bir kitaptır o da. Bayağı yıllar önce yayınlanmış. Gerçekten de aslında bazen baktığımızda kadınlarla erkekleri iki ayrı gezegenin insanları gibiyizdir, değil mi? Bazen pek çok konuda anlaşamayız ve birbirimize kızarız aslında ilişkiler esnasında. Bu evlilikler içerisinde bile geçerli olan bir şeydir. Çünkü gerçekten bizim bakış açılarımız ve beyin yapılarımız birbirinden farklı. İnsan dünyayı, hayatı kendi gördüğü gibi bilir. Ben deyim Gökben'im, değil mi? Benim ismim Gökben. Siz İnci. Gökben kendisi gibi algılar hayatı ve karşısındaki insanlardan da aynı şekilde davranmasını bekler kendisine. Dolayısıyla ne olur? Aslında herkes farklı bir bireydir, değil mi? Hepimiz doğuştan tam, bütün ve mükemmel, eşsiz insanlarızdır. Sadece farkında değilizdir. Bunun farkındalığında değilizdir. Bununla birlikte ne olur? Ben kendi davranışlarımı karşımdakinden beklediğim zaman siz de incisiniz ya da Ayşe ya da Ahmet. Ahmet benimle aynı kişi değil ki. Benim sevdiğim şeyleri o da belki sevmiyor olabilir ve olaylara tepkimiz aynı olmayabilir ve aynı değildir de. Kadınlar sağ beyinden daha çok sağ beyinlidir, sağ beyni kullanır. Erkekler sol beyinden yaşar. Dolayısıyla olaylara verdikleri tepkiler, sevgiyi dile getiriş şekilleri, kendilerini ifade ediş şekilleri birbirinden farklıdır. O yüzden aslında iki ayrı dünyanın insanı gibidirler. Marslılar ve Venüslüler, ama sonra çok sıkılmışlardır, birbirlerini bulmuşlardır diyelim. Ayrı dünyalarda ne yapsınlar, öyle değil mi? Tabii. Aynen öyle. Dolayısıyla kadın aslında hayatımızdaki her şey bir enerjidir. Masada enerjidir, işte bu elimdeki yüzük de, ben de siz de bir enerjisiniz ve hepimizin ayrı ayrı frekansları vardır. Bu frekanslardan yaşarız ve bu enerjiyle yaşarız. Birbirimizi kim zaman iteriz, kim zaman çekeriz. Dolayısıyla kadın her şeyden enerji alırken erkek daha farklı yapıdadır. Mesela diyelim ki birazcık ben örneklerle anlatmayı çok severim. Tabii, buyurun. Daha anlaşılır olması açısından. Kadın eşine dedi ki bana bir şampuan al. Erkek gitti. Ne dedi? Şampuan. Şampuanı aldı geldi. Ama ben senden bunu istememiştim ki. Şampuanın bizim için pek çok çeşidi var, değil mi? Dökülmeye karşı, işte yok kıvırcık saçlar için ayrı, düz saçlar için ayrı gibi gibi. Kadın her şeyden enerji aldığı için ve detaycı olduğu için ve bütünü daha fazla görebildiği için erkekten farklı düşünür.
o şampuanı aldığı zaman der ki ama bunun pek çok çeşidi vardı, benim istediğim bu değildi. Ama erkek ona verilen görevi yapmıştı. Değil mi? Bana şampuan al dedi, gitti şampuan aldı, getirdi gibi. Doğru. Tabii. Yani o kadar detaylı bahsetmiyorlar aslında yani. Evet. Evet, daha onlar yani hedefe odaklanıyorlar diyeyim. Evet, analitiktir. Yani daha ayrıntıcıdır. Kadın geçmişte daha fazla yaşar, geleceğe daha çok odaklanır. O yüzden de üzüntü, kaygı, endişe duyguları da kadında daha fazladır. Yani çünkü erkek kadın gibi düşünmez. Yani beyin yapılarımız farklı. Bazen mesela erkek kendi erkek sorunları olduğu zaman bunu paylaşmayı çok tercih etmez. Kadınsa konuşmayı tercih eder. Kadın konuşarak kendini ifade etmeyi sever. Dolayısıyla ne olur? Bizler böyle bir şeye sıkıldığımız, üzüldüğümüz zaman hemen bir kız arkadaşımızı ararız ve onunla konuşmaya başlarız. Konuşmak bizi terapi gibi gelir, bizi rahatlatır, kendimizi iyi hissederiz. Fakat erkek de öyle değildir. Erkek ne yapar? Bir problem olduğu zaman kendi kabuğuna çekilir ve düşünmeyi seçer. Çözümü bulmayı seçer. O zaman da kadınla bir ilişki içerisindeyse ya da evliyse kadın ne olduğunu sorar. İşte hayatım neyin var? Sana nasıl yardım? Bir şey yok, sorun yok diye cevap verir erkek. Kadın üstüne gider. Yok yok, var bir şey sende, ben fark ettim. Aslında kadın kendince iyi bir şey yapıyordur. Yani yardım etmek istiyor değil mi? Onun için iyi olan, onun çünkü doğrusu bu. Soruyor. Hayatım işte neyin var? Fakat erkek bu sefer daha da çok sıkılıyor. Çünkü o kendi halinde kalmak ister. Sorunu çözer. Ya da kadın kendi problemlerinden bahseder. Gün içerisinde bir şey yaşamıştır iş yerinde diyelim. Gelir, bunu eşine anlatır. Ama aslında eşinin ya da erkek arkadaşının sadece kendisini dinlemesini ister. Fakat erkek bir şey anlattığı zaman kadına ya da erkeğe sorununa çözüm bulmak üzere anlatır. Kadının da öyle yaptığı düşüncesiyle sonra çözümler bulmaya çalışır. Bu sefer kadın da dinlenmediğini düşünür. Aslında Marslılık ve Venüslülük buradan doğar. İkisi de haklı, kendi bakış açısından haklı. Doğru. Dolayısıyla değil mi? Yani dolayısıyla ne olur? Kadın mesela şeyi çok sever. Akıl vermeyi çok sever kadın. Bir şey anlatırsın. Çok sever kadın akıl vermeyi. Şöyle yap, böyle yap. Erkek de onu çok sevmez. Biz bakın dikkat edin bayan hanım arkadaşlarınıza. Kadınlar sever akıl vermeyi. Ama o anda belki o adamın o akla ihtiyacı yok. Kendiyle kalmak istiyor. Kendi mağarasını, biz öyle deriz, mağarasına çekilir erkek. Biraz o mağarada kalmak ister. Biz onu deştiğimiz zaman da kendisini rahatsız hisseder. Kadınlar bencil demeyelim ona. Evet. Arkadan da evet. Kastettiğimiz bencillik değil. Dili kullanma şeklimiz. Yani kadın daha fazla sözcükle kullanır. Yani yapılarımız farklı. Beyin yapılarımız farklı. Doğuştan da farklı. Ne diyoruz? Eril enerji, dişil enerjiden bahsediyoruz. Gibi. Evet. Anlaşılır oldu mu? Tabii. Birazdan başlık benimle bahsedeceğiz yok, zaten. Yok çok anladım. Şey gibi yani bu işte. Ben mesela bazen böyle bir eşim bir şey söylüyor. Aa tamam bir şeyim yok rahat bırak diyorum. Rahat bırakıp gidiyor. Sonra diyorum ki nasıl yani? Niye rahat bırakıp gidiyorsun beni? Hani sormam lazım. Hangisi iyi istiyorsunuz? Sormam lazım yani hani ne oldu? Neyim var? Bir anlatmak ister misin falan. Tamam diyor yani. Hani yoksa yoktur. Ama işte öyle değil aslında. Tüm şey buradan çıkıyor. Ya bunu da herhalde bizim kadınla erkek olarak çok anlıyor olmamız mümkün değil. Tamam biliyor olabiliriz bence. Ama kesinlikle. Fıtrat denilen bir şey de var. Dolayısıyla kesinlikle onu da ne yapacağız yani? O fıtratı nasıl bir arada buluşturacağız? Esas ilişkinin şeyini oluşturan da bu. O fıtratı oluşturmak. Siz burada devreye giriyorsunuz bence. O fıtrat nasıl oluşturulur? Aslında birbirimizi anlamaya çalışarak, ortada buluşarak. Yani diyelim ki adam ne diyoruz? Mağarasında, erkek mağarasına çekilmek ister. Mağarasına çekildiğinde onu rahat bırakmak gibi. Ya da kadın, hani dediniz ya, hani bir şeyim yoktu, bir baktım eşim çekip gidiyor. Halbuki gelmesini istiyor. O zaman ne diyeceksiniz? Bir şeyim yok değil. Kendinizi daha net ve açık bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor erkekleri. Siz kadınlar şöyle,
Erkekler söyleneni dinler ve söylenene bakar. Kadınlar söylenenin ardındakine bakar. Lakin erkek söylenenin ardındakine bakmayı bilmediği için siz o söylediğiniz, sizin söylediğiniz iki kelimeye ya da cümleye bakarak benim yanında olmamı istemedi deyip gidiyor. Halbuki sizin onun altında yatan şey beni bırakma, benimle kal, beni dinle, yanımda ol. Sevgi istiyorum, şefkat istiyorum. Öyle değil mi? Evet. Ama onun onu anlaması mümkün değil. Çünkü onun dünyasında beni rahat bırak demek. Rahat bırak değil de işte yardım istemiyor. Ne? Ha, yardım istemiyor der, gider. Şey gibidir mesela, erkek berbere gider, saçını kestirir. Birisi sorduğu zaman sıhhatler olsun der, biter. Biz kadınlar öyle değiliz. İşte saçımın boyası, röflesi, işte bugün dalgalı fön çektirdim, yakışmış mı, güzel olmuş mu gibi gibi konuşma uzar gider. Çünkü biz her şeyden enerji alırız. Markete gideriz, marketteki ürünlerden bile enerji alırız. Evet. Gibi. Markete gidip mesela bazen şampuan reyonunun karşısında kalıyorsunuz işte. Ama eşim direkt gider böyle tık 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 alır hepsini gelir. Ben böyle düşünürüm. Onu mu alsam, bunu mu alsam, şu mu iyidir, bu mu iyidir? Oradan bile aslında farklılıklarımız çıkıyor. Evet. Onun sisteminde onlar... yok çünkü bu. Evet, yok. Ama bunu bile bile hala aynı şeyi yapıyoruz. Yani yapıyoruz. Bu karşı cinsel fark aslında. Bu sadece ilişki olarak karı koca ilişkisini de aslında işleme almayalım bence. Aslında anneyle olan ilişkimizle, babayla olan ilişkimiz de belki bizden farklı. Hani karşı cinsle olan, ebeveynlerimizle de olan ilişkimiz farklı. Hani tüm ilişkiler bazında farklı şeyler yaşıyoruz. Aynen böyle. Yani anne babadaki tabii durumda biraz böyle yıl farkından kaynaklanan bildiği, gördüğü hayatla ilgili, hani annelerimiz bizi eleştirdiğinde biz kızarız ya, ama onun bildiği, gördüğü oydu. O kendi bakış açısından, kendi çerçevesinden haklı aslında. Kişileri eleştirmeden ya da onları yargılamadan önce bu şekilde düşünmek. Bütüncül bakış açısı. Yani koştukta bizim bir bakış açımız vardır. 360 derece bakmak gibi. Öyle bakmak gerekiyor. Yani hani mutluluğu bir şeylere bağlamamak gibi. Ondan sonra hani kadın erkek ilişkilerinde de nedir? Mutluluğu karşındakine bağlamamak gerekir. Mutluluğu sen kendi içinde aramalısın. Ne ararsan ara, kendi içinde ara demişler. Yani aslında her şey bizim içsel yolculuğumuzda, bizim içimizde tekamül yolculuğumuzda da aynı şekilde. Dolayısıyla herkesi kendi bakış açısıyla değerlendirirsek kızmayız. Bir süre sonra, çünkü kızmaya başlıyoruz biz. Etiketlemeden, yargılamadan hareket ettiğimiz her ilişkide, yani çocuğumuzla olan da aynı şekilde, anne babayla da, eşle de, kardeşle de, her neyse, yargılarımızdan kurtulduğumuzda şefkatle ve özenle yaşadığımızı, aslında yaşamın ne kadar kolay olduğunu görebiliriz. Yaşamı zorlaştıran ve ilişkileri de zorlaştıran gerçekte biziz. Mesela bir çift karşılaşıyor birbirleriyle, den çok etkileniyorlar değil mi? İşte büyük bir aşk başlıyor. Ne kadar güzel gidiyor bu bir süre. Sonra aşkın azalmaya, o bir hormonal bir durum inmeye başladığı zaman ne oluyor? Bu sefer işte yerdeki çoraplar batıyor göze. Ondan sonra diş macununu ortadan sıktın. Aynadaki su lekelerini ben görmek istemiyorum. Ne oldu? Ne oluyor? Ayaklar yere var. Ne oldu? Ne aslında karşındaki aynı insan. Evet. Sen sadece... ayakların yere basmıyordu, kalbin, karnında kelebekler uçuyordu. Aslında o aynı insan. O değişmedi, sen de değişmedin. Sadece ayaklarınız artık yere basmaya başladı. Peki bu noktadan sonra biz ne yapmalıyız da ortadan sıkılan diş macununa bu kadar takılmamalıyız ya da birbirimizi daha iyi anlayabilmeliyiz? Aslında sözün özü bu. Hepimiz dünyayı temsil sistemleri denen işte, kimisi işitseldir, kimisi görseldir, kimisi dokunsaldır. Her birimizin temsil sistemi birbirinden farklıdır.
hepimizde üç temsil sistemi de bulunmakla birlikte bazılarımızda temsil sistemleri daha öne çıkar mesela. Kimisi görseldir, gördükleriyle. Erkekler genelde görseldir mesela. Önce gördüğüyle değerlendir. Onun için kadının güzelliğine bakar. Kadınsa işitseldir. Kadın duymak ister. Hani sevgiyi ya da güzel sözcükler duyduğu zaman kadının ayakları yerden kesilir. İşitseldir çünkü. Bu noktada da ayrışırız birbirimizden. Hmm, erkek evet. Görsel olduğu için çok fark etmez. Kadın hep işitmek ister, duymak ister, duyduğuna inanmayı seçer gibi. Evet, aslında tabii ayrılıyoruz yani bir noktalarda ama birbirimizden vazgeçemiyoruz. Şimdi böyle de bir şey var. Yani, evet, dünyada boşuna birleşmedik. Evet. Hani hem bu kadar aslında bu konular üzerine konuşuyoruz, ediyoruz kız arkadaşlarımızla, bunu istişare ediyoruz ama günün sonunda yine ilişkileri çekmek istiyoruz kendimize, güzel bir ilişkimiz olsun istiyoruz. Şimdi aslında burada da bir zıtlıklar ve pozitiflikler bir arada oluyor. Dolayısıyla iki bütünün ayrılmaz parçası gibiyiz ama bir arada yaşamayı öğrenmek için ne yapmamız gerekiyor? Yani o ilişkideki dinamiği hep hani diyordunuz ya az önce kelebekler uçuşuyordu karnımızda. Aslında hep öyle tutmak için ne yapmamız gerekiyor hocam? Birbirimizin sevgi dilini öğrenmemiz gerekiyor aslında. Ve birbirimize daha fazla anlayış göstermemiz, birbirimizi olduğu gibi kabul etmemiz, etiketlemeden, yargılamadan, beklenti içerisinde olmadan yaşamamız gerekiyor. Bu aslında yaşamın sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, yaşamın her alanında beklentilerimizden özgürleştiğimizde aslında çok daha rahat yaşadığımızı fark edeceğiz. Ya da mutluluğu kendimizde aradığımızda, ayaklarımız yere bastığında. Sonuçta kadın dişildir, rahimdir, yaratımdır. Yani farklıdır. Erkekse işte neydi? Savaşçıydı geçmişte, öyle değil mi? Erkek daha çok korumacıdır. Kadın ev orada işte mağara döneminde ne yapar? Çocuk bakar, işte erkek ne yapar? Gider avlanır ve kendisine ihtiyaç duyulmasını ister. Ama şimdi günümüze baktığımız zaman kadınlar maalesef eril enerjiyle biraz daha fazla kendini ifade etmek zorunda kalıyor. Erkeklerin dünyasında, çalışma dünyasında. Sevgi dillerine geleceğim. Sadece bunu birazcık açıklamak istedim. dolayısıyla ne oluyor? Kadındaki dişil enerji biraz bastırıyor ve erilliğe doğru gidiyor. Erkeksileşiyor. Çünkü kadın kendini ifade etmek istiyor ve ifade etmek için de ben de onlar gibi. Bunu bilinçli de yapmıyor aslında. Bilinç altından geliyor. Hani ben de onlar gibi olmayayım, beni kabul etsinler. Kabul edilmek üzere her iş için, her kadın için söylemiyorum. Genellemeler yapsak da hani çok, bütün herkes öyle demiyorum. Büyük bir genelleme de yapmıyorum ama günümüz koşullarında biraz ona doğru gitmek durumunda kalıyoruz. Tabii o da bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor. Ne gibi sıkıntıları beraberinde getiriyor? Kadın ve erkeğin rolleri ne dedik? Birbirinden farklı. İkisinin beyin yapısı ve hayata bakışı da farklı. İşte ne dedik? Kadın yaratıcıdır, yaratımdır. Rahim enerjisinden gelir. İşte erkek de daha çok hani savaşır ve mesela kadın depresyona daha yatkındır. Çünkü kendini ifade edemediğinde depresyona girer. Erkekse biraz daha şiddet eğilimli olabilir ya da öfke kendisinde gerçekleşebilir gibi. Dolayısıyla bu da aslında ilişkileri biraz sıkıntıya sokuyor. Niye sıkıntıya sokuyor? Kadın diyor ki ben güçlü kadınım. Biraz daha böyle kadın hani biz isteriz ya daha naif olsun. Daha hani zarafetten gitsin, şefkat ihtiyacında olsun. Ama şimdi kadın böyle şey deyince ben dimdik duruyorum, güçlü kadınım ve daha erkeksi bir hale geldiği zaman ne oluyor? Adam erkek asker arkadaşıyla beraber olmak istese zaten asker arkadaşlarıyla beraber olur değil mi? Ya da futbol izlemek istediğinde o arkadaşları vardır. Dolayısıyla biraz dişil enerjiye de özen göstermek gerekiyor. Bununla birlikte
sevgi dillerine geçebiliriz isterseniz. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa şayet. Tamam. Dişil enerjiyi nasıl aktif ederiz? Yani nasıl dişil enerji olduğumuzu anlarız? Sevgi dillerinden geliyor değil mi şimdi? Şöyle, dişil enerji çalışmaları da aslında çok ciddi çalışmalar. Bununla birlikte şimdi sorduğunuz için minik birkaç tane tüyo vereyim. Evet. Dişil enerjinizi arttırmak istiyorsak çeşitli renkli kıyafetler giymek tabii ki değil. Bu içten gelen içsel bir şey. Bununla birlikte köklenmemiz gerekir. Önce kendimizi seveceğiz. Kendimizi seveceğiz, kökleneceğiz. Kendimizi olduğumuz haliyle kabul edeceğiz. Biz aslında kadınlar döngülerden yaşar. Öyle değil mi? Her ay döngüleri vardır ve bu döngüler yaz, kış, sonbahar, ilkbahar diye ayrılıyor aslında kendi içinde. Bu da tabii ayrı bir belki eğitim konusu ya da başka bir konu ama ufacık bahsedeceğim. Köklenmek gerekiyor. Nasıl köklenmek? Kendi köklerimize, kendimizi severek, kendimizi olduğumuz halimizle kabul ederek ve şefkat ve nezakete geri dönerek. Biz erkek değiliz yani, tamam güçlü olmak noktasında tabii ki güçlü durmak zorundayız. Hayata karşı güçlü durmak zorundayız. Ama bu eril enerjiyi arttırarak değil. Bir bakın böyle bedeni, üst bedeni çok işte şey olan, daha gelişmiş olan kadınlarda eril enerji daha fazladır. Biz sonuçta kendimizi bu hayata kabul ettirebilmek için olmadığımız bir insan gibi davranmak durumunda da değiliz. İş dünyasında ya da yaşamda. Ama bunu işte yaşadığımız belki topraklardan kaynaklanıyor, yaşadığımız hayattan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşıp kendimizi nezaketle, şefkatle, önce kendimizi severek işe başlayacağız ve kendi içimize köklenerek, kendi içimize dönerek, rahmimizi severek, kadın olmayı severek, kendimizi kabul ederek ve kendimizi olduğumuz haliyle kabul ettirerek diye özetleyebilirim. Peki, şimdi bunu anlatırken size şey aklıma geldi. Şimdi bizim doğduğumuz topraklar zaten o konuda bence şey, hani Kurtuluş Savaşı'nda bile hep kadınlarımızdan bahsederler ya, sırtında mermileri taşıdı, o yardım etti. Biz zaten böyle bir ülkedeyiz, onu biliyorum. Fakat sizin böyle örnek vermek isterseniz mesela, hangi ülkenin kadınları daha dişil enerjiye sahipler diye sormak isterim kendi kişisel merakımdan. Valla aslında şey, öyle bir ayrım olduğunu çok düşünmüyorum. Hani şu ülkenin kadınların hepsi dişildir demek doğru değil. Yani çünkü hepimiz bir şeyiz, ayrı bireyleriz. Bir kadında daha fazladır, öbüründe belki daha azdır. Ama hani zorluklarla mücadele eden ülkelerde biraz daha geri planda diyebilirim, ama Avrupa ülkelerinde insanlar şu anda, gerçi onlar aslında bizlerden çok daha sonra özgürlüklerine kavuşmuşlar, oy verme vesaire, tabii oralara gidersek bizler onlardan çok daha önce Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bu haklara kavuşmuşuz. Lakin şu anda onlar kendilerini belki daha rahat ifade ediyor olabilirler. Dolayısıyla kendilerini daha rahat ifade edebildikleri ve daha özgürlükler ülkesinde yaşadıkları için buna daha fazla sahiptirler. Ama biz aile yapılarımız gereği biraz daha içeri. Yani bu konu aslında sabaha kadar ya, devam eder. Neler geldi burada aklıma tabii. Tabii. Evet. Şimdi biraz sonra kızılcık şerbetine bağlayacağız. Valla evet. Ya kızılcık şerbeti de geldi. Hürrem falan geldi yani aklıma böyle. Aa, değil aslında, mi? Hani Türkiye'nin böyle bir dişil enerjisi de var. Yani eski hükümdarlara baktığınızda gerçekten hani çok güçlü, köklü kadın hükümdarlarımız da vardı bizim Osmanlı'da. Anadolu topraklarından yani, geliyoruz. Anadolu topraklarından gelince aslında. Kimlikten geliyoruz evet, aslında biz. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında dişil enerjisi yüksek gibi geldi şimdi böyle bana. Hani işte zamanla yaşam şartları, evet. Kadınların kendilerini ispat etmelerinin bu yolda olduğunu düşünmeleri nedeniyle belki de böyle oldu. Yine genellemek istemiyorum, olasılıklardan konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü hiçbir zaman böyledir, şöyledir demeyi çok doğru bulmuyorum.
gibi. Ama şu an şöyle geldi aklıma. Aslında bildiğimiz bir şey var bence. Yani atalardan gelen bildiğimiz bir şey var. Sadece onu hatırlamayı bilmiyoruz. Unuttuğumuz bir şey var ama o var. Değil mi? Evet. Onu da hatırlamak üzere zaten buradayız. Evet. Bence bu kimimiz daha önce hatırlıyor? Buyurun. Üst üste geliyor çünkü şey internetten dolayı oluyor. Aslında ben sizi duyuyorum, bitiriyorsunuz, konuşuyorum. Siz konuşunca böyle üst üste biniyor konuşmalarımız. Yani aslında var olan bir gücü hatırlamak üzerine buradayız. Bu yayını seyredenler de bence buraya gerçekten özel bir frekansla geldiler diye düşünüyorum. Çünkü bu şu an gerçekten bir etkileşim. Hiç konuşmadığımız bir şeydi bu sizinle. Ama böyle evet. Bir şey var yani. Evet, tam da üzerine meditasyon yapacaksınız. Bence şahane. İşte yaşamda hiçbir şey tesadüf değil, her şey tevafuk. Bugün bize katılan, daha sonra bu çekimi, bu programı izleyen hiç kimse tesadüfen burada olmamış olacak. Yani bu enerji, sinerji aslında hep birbirimizle birlikte olduğu için tamamen dediğim gibi tevafuktan geliyor. Evet, gerçekten öyle. Ya tabii ki çok derin konular var. Biz şimdi burada sadece belli bir saatinde bir şeyler işlemeye çalışıyoruz ve izleyicilerimize yani bir takım farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz. Evet, sohbet ediyoruz. Evet, daha fazlası için sizin sitenizi ziyaret edebilirler, eğitimlerinize gelebilirler, megareform.com.tr'den size ulaşabilirler. Bizim bu yayınlarımız aslında daha çok farkındalık yaratmak için oluyor. Yoksa bu kadar derya bir konu bu. Ve biz sizinle telefonda bile bitiremedik bu konuyu. Çünkü dişillik, dişil enerji dediğimiz şey yaratım dediniz. Yani bitmek bilmeyen bir kaynak aslında. Şimdi izleyicilerimize, takipçilerimize özel olarak söylemek istediğiniz neler var bu konuyla ilgili? İlişkiler konusunda. Yani şu an şöyle diyeyim. İlişkilerini aslında başarısızlık demeyeyim buna ama ilişkilerinde yani şeyi sağlayamayan mı diyeyim, devamlılığı sağlamayan insanlar için ne söylemek istersiniz? Ya da ilişki istiyorum deyip aslında istemiyorlar belki bilinçaltında. Bunu nasıl aşabilirler? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Tabii. Aslında her ilişki kendini özgü enstrümanlar barındırır. Her biri birbirinden farklıdır. Çünkü her birimiz de birbirimizden farklıyız. Bununla birlikte az önceki sorunuza bir şey daha söylemek istiyorum. Bu hani dediniz ya kadın dişil enerjiyi nasıl arttırsa bir şeyler söyledim ben. Köklenmek dedim. Kendine dönmek, kendini sevmek. Aynanın karşısında da kendini sevmek. Hep dudaklar, ben yüz yogası eğitmeniyim ve yüz yogası eğitimlerimde hep şey derim. Yüzümüz hep yukarıya doğru, dudaklar hep yukarıya doğru olsun ve kendinizi sevin derim. Önce kendimizi sevelim. Biz kendimizi sevelim, başkalarını da sonra severim ki başkaları da bizi sevsin. Sen kendini sevmezsen seni başkasını sevmesini nasıl beklersin? Öyle değil mi? Aslında her birimiz birbirimizin aynasıyız. Neden ilişkiler için? İçerisinde insanlar, her insan, her canlı doğadaki sevmek ve sevilmek ister ve bundan hareket eder. Anlaşmazlıkların geldiği nokta, az önce dedik ya, ben sevgi dillerinden hemen kısaca bahsedip sorduğunu soruya döneceğim. Tamam. Dedik ya, diş macununu sıktı, işte hani ne oldu? Çok seviyordun, aşıktın ama karşındaki aynı insan. Ne oldu? Sadece ayaklar yere bastı ve biz o noktada kendi birbirimizin sevgi dilini öğrendiğimizde aslında çok daha kolaylaştırabiliriz. Nedir bu sevgi dilleri? Sevginin 5 dili diye bir kitap vardır. Almak isteyenler olursa öneririm. Ama ben burada zaten kısaca bahsedeceğim. Her birimizin ne dedim? Hayat algılayışı, hayatı fark etmesi, kendini ifade etme şekli birbirinden farklı demiştim. Dolayısıyla sevgi ifade etme şekli de farklı. Bazısı seni seviyorum der. Bunu böyle ifade eder. Kimisi kaliteli vakit geçirmektir onunla. İşte sevgilisiyle, eşiyle güzel vakit geçirsin. Birlikte bir filme gitsin, yemeğe gitsin.
Ya da jestler yapsın, hediyeler alsın. Bazı kadınlar mesela onu sever, hediyeler almaktan hoşlanır. İşte kendisine jestler yapan erkek onun için seviyor demektir. Ona mesela seni seviyorum dediği zaman kadın şu tepkiyi verebilir sevgi dili eğer işitsel değilse ve sevgi dili duymak değilse, seni seviyorum değilse, bu adam beni hiç sevmiyor, seni seviyorum diyor. Ben de herkese her şeyi söylerim ama benim için bugüne kadar hiçbir şey yapmadı. Demek ki bu beni sevmiyor. Bakın görüyor musunuz farkı? Adam da diyor ki ben seni sevdiğimi söylüyorum. Ama kadın bunu kabul etmiyor gibi. Sevgi dillerinin bir tanesi yani duymaktır, işitmektir. Sözcüklerle ifade etmektir sevgiyi. Bir tanesi hediyeler almak, ona hizmet etmektir. Hizmet eylemleridir. Diğer bir tanesi kaliteli geçiririz, vakit geçirmektir. Diğeri dokunmak, birlikte oturmak, işte film izlemek vesaire her neyse gibi. Yani bunlar aslında bizim ortak noktalarımız. Size küçük bir örnek anlatayım. Diyelim ki bir kadının sevgi dili duymak, işitmek, seni seviyorum denmesi. Adamın sevgi dili de hizmet eylemleri. Adam karısına işte iş yerine çiçekler yolluyor, işte kemancılar tutuyor. Böyle bu da bir yaşanmış olay aslında. Bunu ben özetleyeceğim. Bu yaşanmış bir olay. İşte kemancılar getiriyor, çiçekler gönderiyor değil mi? Aslında ne kadar güzel jestir. Kadın da diyor ki ya bu adam beni hiç sevmiyor, beni utandırıyor. Herkes bana bakıyor. O kemancılar, çiçekçiler gelince. Adam da diyor ki daha ne yapayım sevdiğimi göstermek için. Bana bir seni seviyorum deseydin yeterdi be adam. Diyor mesela. Öyle mi? Hepsini bir arada bulmak mümkün mü peki? Yani bir tanesine razım olmamız gerekiyor. Hepsinin bir arada olduğu bir şey yok mu bunun? Hani hem söylesin, hem hediyeler, çiçekler, hem vakit geçirsin, hem sinemaya gelsin, hem alışverişe gelsin bizimle. Hepsi bir arada olmuyor mu? Yani hepsi de olabilir. Onlar artık ortak noktayla konuşarak, aslında konuşarak iletişim halinde olmak en güzel çözüm. Biz normalde iletişimden kastettiğimiz sadece konuşmak değil, dinlemek. Kadınlar mesela dinlenmek isterler. Erkek onu dinlesin ister ama hani az önce de söyledim ya, yaşadığı bir şeyi anlattığı anda erkek hemen çözüm bulmaya çalışır. Kadın da akıl vermeye çalışır. Aslında kadın orada sadece dinlenmek istiyordur. Birbirimizi ne kadar çok dinlersek o kadar anlarız. Ve kendimizi doğru bir şekilde ifade etmek. Mesela kadın bir şey söyler ama onun altında bir sürü şey yatar. Ama erkek onu bilmez. Siz kendinizi ifade etmek istediğinizde ne istediğinizi tam ve net bir şekilde karşınızdaki beyefendiye ifade ederseniz sorun yaşamazsınız. Ama o zaman da dırdır yapıyoruz oluyor. Şimdi şöyle kadınlar daha fazla konuşuyor ya, kadınların daha fazla konuşması erkek dırdır olarak algılıyor. Dırdır ederek değil. Güzel. Sandviç metodu diye bir şey vardır NLP'de. Şimdi tamam. Nedir sandviç? İki tane ekmek vardır. Arada da işte ne isterseniz peynirdir, işte salatalık, her ne koyarsanız salamdır, sosistir vesaire. Böyle bir şeydir değil mi sandviç? Şimdi gelelim NLP'deki sandviç metoduna. Nedir bu sandviç metodu? Karşımızdakini nasıl anlatabiliriz? Diyelim ki istemediğiniz bir şeyden bahsetmek istiyorsunuz. Yani rahatsız olduğunuz bir duygudan bahsetmek istiyorsunuz karşı tarafa ama rahatsız olduğunuz bir duyguyu karşı tarafa sen diliyle ifade ettiğinizde karşı taraf savunmaya geçer. Suçlanmış gibi hisseder kendini. Dolayısıyla önce onunla ilgili güzel şeyleri söyleyeceksiniz. Araya problemli şeyi söyleyin. Altına yine güzel şeyleri söyleyeceksiniz. Diyelim ki bir öğrenci. Öğretmenlerin onunla ilgili sıkıntısı var. Anne geliyor ve diyor ki kızım ya da oğlum öğretmenlerin dedi ki çok saygılı birisiymişsin. Senden çok memnunlar. Lakin derslerine biraz daha çalışman gerektiğini söylediler. Bununla birlikte dersini çalıştığında notların daha yüksek olacak. Bunu bir hanımefendiyle beyefendinin ilişkisine çevirelim.
Mesela orada nasıl olabilir? Hani dedik ya beyefendiler mağarasına çekilir diye. Ve işte kadın ona eşi ya da sevgilisi her neyse ona bir şeyler sorduğunda rahatsızlık duyar. Bunu nasıl ifade eder? Der ki hanımefendiye, benimle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Bununla birlikte benim biraz düşünmeye ihtiyacım var. Bu düşünme esnasında da yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bu yalnızlıktan sonra seninle sohbet etmeye yanına geleceğim gibi. Oldu mu sandviç? Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Bunu diyen erkek var mı? Yani işte bugün biraz hep erkekleri de o nereye edelim dedik. Hani kadından evet. Örnek vermeyiz. Yani bayağı başımızın üstüne. Böyle diyecek birisi biliyordu. Yani hep dedim kadınlardan örnek vermeyelim beyefendiler kırılmasınlar ya, bize. İnşallah beyefendiler izliyordur bu yayını daha çok ya da eşleri izliyor. Beyefendiler da, var ben görüyorum. Evet. Bayağı beyefendi var izleyenlerden. Evet. İzleyenler lütfen bize yorumlarını yazsın. Aslında yani şöyle yazsınlar. Böyle davrandıklarında ilişki nasıl bir şeye evriliyor onu görmek isteriz. Yani hep tabii ki karşılıklı bu tür ilişkiler. Ama hep hani kadının hep bir şey yaptığı ortamda erkekten de bir adım bekliyoruz. Ve erkeklerin o adımlarını böyle ifade ettiklerini görmüyoruz. Mesela kadın bazı şeylerde anlatır. Yani bir şey esnasında, duygusal boşalım esnasında diyeyim. Anlatır mesela sen bana bunu yaptın ama öyle demeliydin. Erkek sonra böyle şoka girer. Aa yani nasıl? Hani o zaman söyleseydin der. Dolayısıyla... Farkında biraz... değil çünkü. Değil. Evet yani... Kadınlara da şimdi şöyle söylüyorum o zaman. Bizim de biraz daha kısa cümlelerle aslında çocuğa anlatır gibi 5 yaşındaki çocuğa anlatır gibi böyle kısaca bir şey söyleyip sonra ortadan kaybolmamız gerekiyor. Çok zorlamadan. Yani evet. Hani anlatmak istemiyorsa karşınızdaki kişi senin neyin var ben fark ettim benimle bana anlatı. Yani böyle yaptığı zaman erkekte daha farklı bir savunma mekanizması oluyor. Kendisine ihtiyaç olmadığını düşünebiliyor. Kendini karşısındakinin güvensiz hissettiğini düşünüyor. Bu kadar çok soru sorduğunda. Çünkü dedik ya hani beyin yapıları birbirinden farklı. Dolayısıyla birbirimizi anlamak aslında çok da zor değil. Sadece şans vermek gerekiyor. Yani ne dedim? Eğer hani sandviç yaptık ya. Dedik ki hani benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hani bu hanımefendi de olabilir aynı şekilde. Hanımefendiler de kuyusuna kaçan bunu söyleyebilir. Ben size bunu, dil büyüdür çünkü. Dil iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Siz onu güzel sözlerle karşınızdakinin gönlünü alabildiğiniz gibi yanlış ve kötü sözlerle kalp de kırabilirsiniz. Kalp kırdığınız zaman karşı taraftan da farklı bir tepki gelir. Ne olur? Öfke doğar, kavga çıkar. Bir yumak haline gelir. Aslında sorunlar yumağı haline gelecek bir durum da yoktu. Ben şöyle ifade etseydim. Ya ne kadardır direttin söylemek istemiyorum git başımdan. Mı güzeldin yoksa beni düşündüğün için sana çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Bununla birlikte dediğim zaman işte biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var dediğimde hangisi kulağa hoş geliyor? Böyle bir insanla kavga eder misiniz? Etmez, kızmaz. Hatta dersin. Şey derim yani yalnız kalmana yardımcı olacak bir şey varsa getireyim çay kahve ne istiyorsa hani değil mi? Şimdi böyle gelen bir insana bunu dersiniz ama diğer tarafta gelen insana da aa yani tamam ne halin varsa gör dersiniz. İkisi çok farklı iletişim dilleri tabii ki. Ama aslında hepimizin birbirimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla hepimizin bunu aynı hassasiyetle yapması gerekiyor. Ben bunu tabii ki, hem kadın hem erkek olarak da şey yapmıyorum, değil. Ayırmıyorum. Tabii ki. Yani bütün ilişkilerde. Olarak, bütün ilişkilerde. Evet, sadece kadın erkek ilişkimizde de değil. Bir arkadaşımızda da yaptığımız şey yani bir komşumuzla bile yaptığımız şey bizim aslında o günkü modumuzu belirleyen bir şey. Yani bir günaydın demeyi bile çok gören insanlar var biliyorsunuz. Yani onlar bile modunuzu düşürüyor ki düşünün dolayısıyla ilişkide olduğunuz insanla birlikte bu çatışmaları yaşamanız hepten hayatı çekilmez bir hale getirir. Dolayısıyla herkes tabii iyi olsun birbirine yani herkesin ilişkileri iyi olsun
Hoş olsun. Dünyayı evet, böyle güzellikler kurtaracak aslında. Böyle ay, inşallah. İzlesinler. Evet, yani erkeklerimiz de artık böyle yayınlara girsinler. Yani izlemeyen kadınlarımız da girsinler aslında. Herkes bir şekilde dünyayı daha iyi bir yer yapmamız gerekiyor. O da bu şekilde mümkün. Sevgi diliyle. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aklıma bir şey getirdiniz. Ya aslında bazen yaşadığımız olaylarda bu olayı kişiselleştirmemek de gerekir. Hani dediniz ya, işte günaydın demiyor insanlar, işte kötü davranıyor, ters bakıyor. Kendimizi, hani moralimizi bozuyor dediniz ya. Ne yapacağız öyle hoşumuza gitmeyen, enerjisinin düşük olduğunu düşündüğümüz insanlar? Bunu kişisel almayacağız. O onunla ilgili bir şey. Sizinle ilgili değil. Yani orada Gökmen'i de görse o şekilde davranacak. Ayşe'yi de görse, Fatma'yı da görse, Ahmet'i de, Mustafa'yı da. Dolayısıyla hiçbir şeyi kişisel almazsak da daha keyifli bir hayatımız olur. Ve kadınlar onaylanmayı da severler. Sevgi dillerinden bir tanesi de budur. Onaylayıcı cümleleri severler. Onaylanmak, onarı edilmek, şefkat görmek isterler gibi. Bunu da hemen altını çizeyim. Az önce şeyi sormuştunuz, ilişki yürütmek isteyen lakin yürütemeyen, ilişkilerle ilgili problemi olan insanlardan bahsettiniz. İlişki istiyor ama onun da mutlaka altında yatanlara bakmak gerekiyor. Gerçekten bir ilişki istiyor musun? Gerçekten istiyor mu acaba? Yoksa bir ilişkiye girdiği zaman, bir sevgilisi olduğu zaman kendisinin özgürlüğünün kısıtlanacağını mı düşünüyor? Mesela orada ilişkisinin olmaması mı, ilişkisi olduğu zaman özgürlüğünün kısıtlanacağı düşüncesi mi? Bu sadece bir örnek tabii ki. Pek çok örnek vardır. Dediğim gibi her ilişki kendi iç dinamiklerini yaratır gibi. Biz böyle sabaha kadar konuşuruz. Saat 21.52 olmuş bu arada. İzleyici yorum. Aa valla. Bizim bugün yayın öncesi. Vay ha konuşmuş. Şimdi çok izleyen takipçilerimiz var. Onların sorularını almak isterim. Varsa tamam. Gökhan Hanım'a sorularınız yazabilirsiniz. Gökhan Hanım cevaplarken biz yine sohbetimize devam edeceğiz. Ama şu saatten sonra yorumları alabiliriz. Çünkü sohbetimizi çok bölmemek adına yorumları başta ve ortada almıyoruz. Dolayısıyla şu anda yazmanızı isterim. Evet, sürüm. Ama şu an biz bitirmişiz. Canlı yayını kaçıranlar da sonrasında yazarlarsa yine yorumlara cevap veriyor olacağız. Elbette. Evet. Süremizi vallahi her zaman sevgiyle. Ya çok su gibi akıp geçti yani. Bugün hiç anlamadık. Biz neredeyse Gökhan Hanım'la bugün 2 saat sohbet ettik herhalde. Evet. dolayısıyla çok gerçekten lebiderya bir konu bu. Bir yerlerinden tutmaya çalıştık, bir yerlerinden farkındalık oluşturmaya çalıştık takipçilerimize. Ama işte yani aslında sevgi her şeyin başı, ilişkilerin de başı sevgi. Çekim yasasını aktifletmemizin de aslında başı sevgiden mi geçiyor? Şimdi çekim yasasına değinemedik. Şimdi yorum yok ki evet. Ondan da bahsedelim biraz. Hemen özetleyelim. Aslında çekim yasası da yine biz benzer benzeri çeker deriz değil mi? Yani çok vaktimiz kalmadı onunla ilgili bir meditatif artık inşallah başka bir program yaparız. O meditatif çalışmamızı da orada gerçekleştiririz. Benzer benzeri çeker. Biz hangi ruh halindeysek, hangi düşüncedeysek aslında hayatımıza onu çekiyoruz. Çekim yasası dediğimiz şey kısaca ve özetle bu. Yani mıknatıs gibi düşünün. İki mıknatıs gibi düşünün karşılıklı. Biz hangi duygudaysak, hangi ruh halindeysek, hangi enerji ve frekanstaysak benzerimizi çekiyoruz. Hani bazen şey derler ya kadınlar, işte hep aynı erkekleri hayatıma çekiyorum. İşte hepsi çakal der. Başka bir şey der. Biraz erkekleri gömdük ama olsun. Dolayısıyla gömmedik. Niye gömelim? Gömmedik ama kibar davrandı. Ben onlar üzerinden ne kadar nazik örnekler verdi. Dolayısıyla ilişkilerimiz iyi olsun aslında. Burada bir tarafı yüceltmek de değil. Sadece çünkü bir tarafı yücelttiğimizde, diğer tarafta yücelttiğimizde iki tarafta birbiriyle o sinerjide daha mutlu olacakları için onu konuşuyoruz aslında değil mi? yani. Elbette.
Yani hani hep şey der ya işte böyle erkekler beni buluyor. Aslında öyle erkekler seni bulmuyor. Sen öyle erkekleri ya da öyle kadınları her neyse işte erkekler için de aynı şey geçerli. Evet. O kişileri hayatına sen çekiyorsun. Bu şey gibidir. İşte kadın eşi dayak atıyordur kendisine. Ve ondan ayrılır hasbelkader. Sonraki ilişkilerinde de aynı şeyi yaşar. Çünkü aslında işte ailesinde gördüğü de babaanneye dayak atıyordur. Gördüğü bildiği hayat odur ve bildiğini yaşar ve bildiğini çeker kendisine. Bunu bilerek yapmaz. Çekim yasasına farkında olarak ya da olmayarak bilinçli ya da bilinçli dışı mızdan aslında çekeriz hayatımıza çektiğimiz şeyleri, kişileri her ne çekiyorsak gibi. Evet, peki. Yani orada hem bilinç hem bilinç dışı devreye giriyor. Doğru. Şimdi NLP'de dediniz ya, NLP ile hani bazı şeyleri. Şimdi sabah kalktığımızda ben bunu tabii ilişkiler olarak algılarken her şeye de döndürebileceğimizi düşünüyorum. Bu blokajları kaldırmak için aslında yani kendimize bir motivasyon cümlesi mi bulmalıyız? Yani aynaya bakmak önemli dediniz mesela dişin enerji için. Yani nasıl bir dille konuşmalıyız? Evet, kendimize ki o günün aslında bütün enerjisi öyle geçsin. Benim derslerde öğrencilerime önerdiğim çok güzel bir yöntem vardır. Burada onu pek çoğumuza belki biliyordur. Şükür günlüğü tutmak. Bilmiyorum. Kendinize bir defter edinin. Şükür günlüğü. Güzel bir defter olsun. Hoşunuza, yani evde çocuğunuzdan kalma falan bir defter değil. Güzel, kendiniz için bir tane defter alın. Tamam. Güzel bir defter olsun. Renkli olsun, böyle cıvıl cıvıl bir şey olsun yani. Her sabah uyandığınızda o deftere hayatınızda var olan neleri şükredeceğinizi, şükretmeniz gerektiğini yazın. Bu sabah uyandım, sağlıklıyım, nefes alıyorum, şükürler olsun. Şükür enerjisi şükrü çeker. Sen şükretmezsen hayatındaki şeylere daha iyisini çekme olasılığını da azaltırsın gibi. O yüzden şükür günlüğünü öneriyorum. Sonrasında bir bakacaksınız ki yaşamanızda şükredeceğiniz ne kadar çok şey varmış. Güzel bir aile, işte eş, çocuğunuz, sağlığınız, her sabah güzel bir güne uyanmak gibi gibi aslında. Her bardağı her zaman boş tarafından görmeye bizim eğilimimiz vardır ama dolu tarafından görmeyi de öneriyorum ben. Evet, ne güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Şükür defteri önemli. Evet. Yani ilk başta şey başlamak da gerekli değil bunun için, değil mi? Tek cümleyle bile başlayabiliriz yani o gün. Tabii ki. Bir tane bir şey. Bu sabah uyandım, ne kadar şanslıyım, evet. Şükürler olsun. Tabii sonra gibi. Da ilk bunu görünce görecek, yazınca el algılayacak, görselleştireceğiz. Evet. Bir de tekrar işitin. Aynen, evet, o zaman şahane. Evet, ben çok severim. Şükür günlüğünü bütün derslerimde, bütün öğrencilerime mutlaka önerdiğim bir şeydir. Tavsiye ederim. Evet. Yani ya da mesela hayatına çekmek istediğin şeyler için de ayrı bir defter alabilirsin. Hani madem çekim yasası dedik, madem yazmak dedik, o zaman ne yapabiliriz? Defterimize, bu da başka bir defter olsun, neyi arzu ediyoruz? Hayatımıza neyi çekmek istiyoruz? Bunu gerçekten istiyor muyuz? Neye ihtiyacımız var? Hep sorular soralım kendimize. Benim neye ihtiyacım var? Hani ilişki istiyorum olmuyor da ya. Evet. Soracak kendini. Benim gerçekte neye ihtiyacım var? Ya da benim gerçekte nasıl birine ihtiyacım var? Yani Ahmet beni sevsin, işte Ayşe beni sevsin, bana hayran olsun değil. Önce sor kendine. Benim neye ihtiyacım var? Çünkü ben o enerjiyi çekiyorum. Ne istiyorum? Evet. Bir bak bakalım. Kendine bir dön. Bir bak. Neye bak. İhtiyacım var? Ama baktın ve ki yanlış insan geldi. Enerjini değiştiriyorsun o zaman, değil mi? Enerjini değiştir. Aynen. Yani sonuçta bazen bazı insanlarla karşılaşırız. Evet, aslında hiç tanımıyoruzdur onu. Öyle değil mi? Fakat bir şey sizi rahatsız eder. Çünkü o anda aslında enerji ve titreşim devreye girmiştir ve sizin enerjileriniz aslında çarpışmıştır ve belki bilinçaltından o insandan uzak durmanız gerektiği size söylenir. Bilinçli zihninizle görmezsiniz. Ama o aradaki o enerji, frekans çekimle birlikte
ondan uzak durmanız gerektiği size bilinçaltından ifade edilir gibi. Evet, bunu deyince görücü usulleri aklıma geldi. Hani görücü usul derken şey olarak değil yani. Hani arkadaşlar da birbirlerine birini söylerler ya böyle. Gel seni şununla tanıştırayım. Gel işte bir arkadaşım var ama çok iyi, çok seviyorum mesela. Kız arkadaşımı çok seviyorum, erkek arkadaşımı çok seviyorum. Ama bir tanıştırıyorum. İkisi de birbirinden hoşlanmıyor. Çünkü sebep de yok aslında ortada. Niye hoşlanmadınız? Böyle yani hani. Şey frekanslar uymadı. Uymadı. Evet. Ama benim de frekansları uyuyor. Orada işte başka şeyler devreye giriyor evet. Demek ki. O da başka bir yayının konusu o zaman. Evet, çünkü orada şimdi sizin arkadaşınız, arkadaşlık enerjisi, frekansı başka, sevgililik enerji frekansı orada evet. Başka şeyler devreye giriyor. Evet. Orada bambaşka şeyler devreye giriyor. Fenomenler giriyor, pek çok şey giriyor, hormonlar giriyor devreye tabii. Gibi. Evet. Şimdi bir sürü yayına katılan arkadaşlarımız var ama yayınımızın sonuna geldik aslında. Yine de yorumlarınız olursa yazmanızı bir bekleyebilirim isterseniz 5 dakika. Daha biz sohbet ederiz. Biz alıştık bugün. Evet, bugün gerçekten biz bayağı sohbet ettik. Bu sohbetin devamı gibi oldu. Bayağı katılan var çünkü görüyorum şu anda. O yüzden yorumlarınız, sorularınız evet, varsa... Ben... Gelenler, yeni katılanlar. Evet, Gökmen Hocama, evet, önemli olan insan özbenliğine kavuşunca ruhunu bulmuş olur ve insan koşulsuz sevgiye kavuşur demiş. Bir takipçimiz. Çok güzel, doğru. Evet, hepimiz o koşulsuz sevgiye ulaşmayı hedefliyoruz aslında. Hepimize şifa olsun. Evet, inşallah. Ağzınıza sağlık, çok güzeldi demiş. Evet, ben de şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Lafı ağzımdan aldınız gerçekten. hakikaten. çok çok keyifli bir yayındı. Ben hiç anlamadım nasıl geçti bu kadar zaman. Ben de anlamadım. İnşallah takipçilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlardır. Bundan sonra yayını izleyecek insanlara da enerji olsun bu yayın. Bu güzel frekans. Gökten Hoca. Cam dondu. Yo buradayım. Tamam yok. Kalpler gönderdiler de. O kalp i̇şte kalpler gelince dondum kalpler evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Ben demişler. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Var mı sana çok keyifli bir akşamdı. Bir şey takipçilerimize, izleyenlerimize, sonradan yayını izleyeceklere son bir mesaj alalım sizden. Takipte kalsınlar bize. Evet. Dediğim gibi bu ilişkilerle ilgili yazı dizisine başladım ben. Onu da takip edebilirler. Yakında YouTube videoları da hazırlayacağız bunlarla ilgili daha detaylı. Sorular alacağız. Tabii ilişkiler bugün çok özet bir şekilde işte kadın beyin, erkek beyninden girdik. Biraz bakış açılarından, biraz sevgi dillerinden bahsettik. Lakin tabii ki bu konu derya deniz bir konu. Her ilişkinin dinamiği farklı, herkesin bakış açısı farklı. Dolayısıyla ulaşabildiğim kadar kişiye ulaşmayı ben çok arzu ediyorum. Herkesi çok seviyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Enerjinizi de sizin çok sevdim. Ben de. Biz bunun üzerine bu akşam bir program daha yaparız. Gerçekten yaparız evet. Bakalım neler gelecek yorumlarda belki de isterler. Onlar da bizi yönlendirsin aslında, takipçilerimiz de bizi yönlendirsin. Çünkü bu gerçekten derya bir konu. Dolayısıyla biz böyle bir yerinden başlayınca bugün şeyden gittik yani. Hani hap hap bilgiler verdik. Ama derinlemesine bir şeye girmek farklı bir şey. Çünkü çok güzel sizinle sohbet etmek, çok güzeldi, çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kendisine, Gökmen Hanım'ın kendisine, kendi internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Bizim sitemizden de ulaşabilirsiniz. Yayını kaydedeceğim. Gökmen Hanım'ı da etiketleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz tüm sorular için buradayız. Mega Reform ailesi olarak da. Gökmen Hanım'ın kendi sitesi de var. Aynı zamanda bir seyahat sitesine de yazıyor. Aynı zamanda evet. İlişkiler bizimle başladı. Onları da takip edebilirsiniz. Evet. Şeyde hep gezelim.com'da yazıyorum hep şeyleri. Gezelim. O ilişkiler yazısında. Orada mı yazıyorsunuz? Hep gezelim.com'da yazıyorum. Evet.
Evet, şifa olsun demiş. Gerçekten öyle. Herkese şifa olsun. Tüm şu an izleyenlere, şu an bizimle burada olanlara ve sonradan olacaklara herkese şifa olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Olsun. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalın. Mega Reform. Türkiye'nin mega değişim sitesi.